Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatoş ile biz bize kanalına. Nasılsınız canlar? İnşallah çok 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 iyisinizdir. Bizler şükürler olsun, elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. Ne yapacağım? Damla çikolatalı kurabiye yapacağım. Şöyle bir paket margarinin bir kısmını kullanmıştım. Yaklaşık 200 gram kadar margarin kullanacağım ben. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında. Hemen üzerine bir tane yumurtamı ilave ediyorum. Yarım çay bardağını çok az geçecek kadar sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum çatal yardımıyla. Önden bir eziyorum. Bir su bardağı pudra şekeri ilave edeceğim. Yarım su bardağını çok az geçiyor. Nişastam. Ben mısır nişastası kullanıyorum. Siz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle bir karıştırıyorum. Önden bir yediriyorum yani. Unumu kontrollü olarak vereceğim. İlk başta birinci bardağımı boşalttım. İkinci bardağımı da boşalttım. Üçüncü bardağımı da boşalttım. Hani kontrollü gitmekte fayda var. Kabartma tozunu çok fazla kullanmayacağım. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu koyacağım. Çok değil. Çok kabarmasını istemiyorum çünkü. Bir pakette şekerli vanilin ilave ediyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Şu anlık 3 su bardağı kattık. Şöyle dördüncü bardağımı da hazırladım ama daha cıvık çünkü. Bir kısmını boşaltıyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hala cıvık. Biraz daha. Evet. Bir su bardağından şu kadar bıraktım ben arkadaşlar. Kıvamım güzel çünkü. Daha katmak istemiyorum. Bakın ele yapışmıyor şu an. Sıvı yağını da az kullandık ya, çok fazla un yemedi. Bir çay bardağı yapıp sıvı yağını biraz daha ununu artırabilirsiniz. Göstereyim size. Bakın yumuşacık. Bu yeterlidir. Şöyle damla çikolatam var benim, 100 gram. Bir kısmını içine bırakacağım. Çok değil. İriyor zaten biliyorsunuz. Çok bastırmayacağım. Şöyle hafif hafif yedireceğim. Bastırmadan. Parmak uçlarımla. O kadar güzel bir kıvamda ki şu an. Kesinlikle yapışmıyor. Kopardığım parçayı yuvarlıyorum. Şimdilik şuraya koyuyorum. Yandaki tepsime. Cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum. Yuvarlıyorum. Bakın. Şu büyüklük iyi. Fırınımı açtım. Parçamı alıyorum. Kalan çikolatalarımı şöyle bir tabağa boşalttım. Şöyle çok hafif, çok değil. Şöyle çikolatalarından alıyorum. Şu şekilde üzerlerine bırakıyorum. Bu şekilde üzerlerine bırakıyorum. Tepsimizi alalım. Hepsini. Kabartma tozunu zaten az tuttuk. On dokuz tane çıktı benim toplamda. Siz biraz daha da küçültebilirsiniz. Üzerlerine çikolatayla döşüyorum. Fırınım ısınıyor şu an.
Fanlı ayarda. Hani hepsini içine boşaltabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Gözünüze az görünen yerlere daha da ekleyebilirsiniz. Evet. Bu şekilde hazırladım. Şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırınıma gönderiyorum. 20 dakikadan biraz daha fazla. Yani 20-25 dakikada ben pişireceğim. Çok kızartmayacağız. Kurabiyelerin özelliği çok fazla kızarmaması. Kontrollü olarak gidersiniz. Arkadaşlar şimdi çıkarttım. 20 dakikada ben pişirdim. Turbo ayarda. Şöyle bir tane spatula ile alıp yakından göstereyim ama sıcak. Altını da göstermek istiyorum sizlere ama. Bakın o yüzden çok fazla bastırmadım. Çok fazla kabartma tozu da ilave etmedim. Gayet güzel oldular. Yine şöyle bir tutup göstermeye çalışayım sizlere. Bakın çok kızartmadık. Biraz soğusunlar. Bu şekilde şöyle ben kıvamını göstereceğim sizlere. Çok fazla pişirmedik. Şöyle bakın yumuşacık. O kadar rahat kıyır kıyır. İç yapısını da göstereyim tekrar. Şöyle. O kadar rahat dağılıyor ki. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirim zilinizi aktif haline getirebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınıza da yalnız bırakmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Görüşünceye dek hoş ve hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.